Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Android'de KineMaster'da kanal fragmanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ekran kaydı alıp duracağız arkadaşlar. İsterseniz video olarak da yapabilirsiniz. Ben ekran kaydını tercih ediyorum. Buraları aldım. Şuradan videolardan bir kesim. Şöyle. Birazcık aşağı ineyim. Buradan alayım. Ya istediğiniz yerin görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi KineMaster'a geliyoruz. Buradan artıya basıyoruz. 16'ya 9 diyoruz. Medya deyip bir tane siyah arka plan ekliyoruz. Şimdi her zamanki gibi ilk işimiz müziği ayarlamak. Bu müziğin linkini de açıklamaya koyacağım. Hemen bir oynatıyorum. Benim müziğim burada başlıyor. Bunu sağ tarafından kesiyorum. Buraya ilk başta koymak istediğim bir sahnemi koyuyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şuradaki yerden yapacağız. Buna basıyoruz. İlk pozisyonumuz şöyle başlasın mesela. Son pozisyonumuz da böyle olsun. Ben kanal hakkında kısmının gözükmesini istiyorum fragmanda. Biraz hızlı geçecek. Bizi izleyenler durdurur zaten. Tike bastım. Hemen bir oynatayım. Müzik biraz daha önce geliyormuş. Onu şöyle geri çektim biraz. Tekrar oynatacağım. Çok az daha. Burayı tam ayarlamanız lazım. Oynatıyorum. Burada müziğin ikinci kısmı geliyor. İkinci kısma bir tane işaret koyacağım. Şu an seste bir sorun var. Ses biraz geç geliyor. Nedenini bilmiyorum. Tam burada ikinci parçamız gelecek. İşaret attık en azından. İşarete gelelim. Bu resmi sağ tarafından keselim. Buraya ikinci resmimizi koyacağız arkadaşlar. Ben mesela sayfamın ana yerine koymak istiyorum. Bu ortadaki yere basıyoruz. Burada klasik geçişler var. Burada renk soldurması var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir geçiş efekti sağlamış oluyor. Tekrar oynatalım ki müzik senkronizasyonunu yapmış olalım. Burayı çok azıcık geri çekebilirim. Oynatıyorum. Şu an siz duymuyorsunuz ama en başta izlediniz zaten. Şunun hızını biraz hızlandıramıyor muyuz? Buradan azıcık hızlandıralım bunu. Şimdi bunu da aynı şekilde nasıl yapacağını seçiyorsunuz. Ben mesela banner'dan başlasın istiyorum. Böyle aşağı doğru gelsin. Şöyle bir şey. Bastım. Bir oynatayım tekrardan. Burada müziğin üçüncü kısmı geliyor. Bunu da aynı şekilde sağ tarafından kesiyorum. Ve buraya medya deyip gene ekran görüntülerinin olduğu yere gelip koymak istediğim diğer bir resim koyuyorum. Eğer videoyu çekerseniz benim gibi böyle yakınlaştırmanıza falan gerek kalmaz da ben bu şekilde daha çok sevdiğim için böyle yapıyorum. Ortadaki tuşa bastım. Klasik geçişlerde renk soldurması yine aynı şekilde birazcık hızlandıralım. Tekrar oynatacağım ki müzik kaymasın. Müziği her zaman kontrol etmeniz lazım. Mesela bunun çok daha hızlı olması lazım. Çünkü olmamış müziğe göre. Şöyle birazcık geri çekeceğim bunu. Orayı yanlış ayarlamışız. Baştan oynatayım. Şimdi biraz yavaşlatabiliriz. Şimdi ayarına döndü orayı birazcık kırpınca. Burayı deneye yapacaksınız. Bu şekilde devam edecek. Buradan bir tane daha keseceğiz. Şimdi bunun ayarlarını yapalım. Yine aynı işarete bastık. Burası niye karardı bilmiyorum. Bir saniye. Şöyle başlasın. Son pozisyonunda da aşağı gitsin. Şu şekilde tike bastık mı tamamdır. Tekrar oynatacağım. Videoyu fazla uzatmamak için keseceğim. Ben burada bunu böyle bitireceğim arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Buna da aynı şekilde geçiş vereceğim. Müziğimizde şuradan şu işarete basıp azıcık geri alıp bir tane artıya basıyoruz. En sona gelip kısıyoruz. Müzik gitgide azalıyor. Videomuz bu kadardı. Daha fazla video için beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.